Evet efendim, şimdi yanlarına kalmasın diyeceğimiz bir başka konu. Bebek cinayetleri. Soru şu: bu çete kaç bebeği katletti? 24 günlük bir yoğun bakımda mücadele verdi benim çocuğum. Bu insanlara 24 gün dayanabildi. Ben bir bebeğin öldüğünü gördüm ve bu bebek benim bebeğimdi. Bebeğimi oradan kalp atışını yakaladıktan sonra yoğun bakıma geçtiler. Tabii ki doktorumuz Fırat Sarı'ydı. 21 Mayıs 2023'te başladı soruşturma. 9 Ekim 2024'e kadar 1 yıl 5 ay boyunca devam etti. Deliller toplandı, telefonlar dinlendi, hastane kayıtları incelendi ama ölümlere engel olunmadı. Hastaneler ancak tepkiler yükselince kapatıldı. Soruşturma süresince yeni doğan bebekler ölmeye, SGK da o hastanelere para ödemeye devam etti. Konuşmalarını duydukça yani deliriyorum, o kadar kötü ki. Öbürünü de öldürelim, diğerini de öldürelim. Mehtap, çocuğu öldür. 50 satürasyonlu çocuk mu olur? Öldüreceğim de öldürsem de bir dert, biliyorsun yani. Bir bebek için ölüm emrinin verildiği bu konuşmada soruşturma sırasında telefon dinlemelerinde kayda geçti. O bebekler için anında düğmeye basılmadı. Delil toplanmaya devam edildi. Üstelik hastanelerin ruhsatları iptal edilene kadar SGK tarafından her işlem için o hastanelere ödeme yapılmaya devam edildi. Doğum yaptım ve bir anda aldılar çocuğu benden. Poyraz'ın ciğerinde su olduğunu, sezaryandan dolayı, ve bu yüzden aldıklarını söylediler. Bir hafta sonra bu işin tamamen sırf sigortadan para almak için olduğunu anladık. Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar'ın ise 9 Ağustos'ta sözleşmeleri feshedilmiş ve ödemelerini durdurmuş durumdayız. Diğer özel hastanelerin de sözleşmeleri feshedilerek ödemeleri durduruldu ve bu hastaneler de kapatıldı. Çalışma Bakanı iki hastanenin ödemelerinin soruşturma tamamlanmadan kesildiğini açıkladı. Diğer hastanelere ödeme ise yeni durduruldu. Bebeğini kaybeden aileler yaşananlara tepkili. Fırat Sarı isimli doktor bize çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda bugün kötü olduğunu söyledi. Ne zaman çıkartabiliriz diye sorduğumda çocuğumun bize kötü olduğunu söylüyordu. 24. günün sabahında benim çocuğum maalesef hayata gözlerini yumdu. Sağlıklı bir çocuğu alıp da 19 gün boyunca sırf para için bana nasıl göstermezsin ya? Nasıl bunu yaparsın? Her gün kafamı yastığa koyup ağladım. Kendimi bile suçlamaya başlamıştım artık. Bir hafta boyunca bebeğimiz de Fırat Sarı ilgilendi dediğim gibi. Bebeğimi hiç göremedim. İçeriye giremedim. Hep yalvardım kapısında. O adama inanın bir anne olarak gözyaşları içinde ayaklarına kapanacak hale geliyordum yani. Bana bir şey söyle, iyi bir şey söyle. Kübra Abur da o hastanede bebeğini kaybeden annelerden biri. Zorlu bir doğumun ardından İstanbul Esenyurt'taki yeni doğan yoğun bakım ünitesine kaldırıldı bebeği. Bir hafta sonra da hayatını kaybetti. Acılı anne şimdi suçluların, ihmali olanların ve göz yumanların cezalandırılmasını istiyor. Biz hukuki sürecimizi de başlattık. Geç kalınmış olsa da cezasını çekecek, çekmesini istiyorum bir anne olarak.